Koşu Kavak Dur sunar. Tarihler 6 Haziran 2019 ve Gagauzya'dan, Moldova'dan, Romanya'nın Tuna sahilindeki tarihi Kalas, Galata şehrine geldik. Şu an aşağı Tuna Türk Kültür Derneği'ni ziyaret edeceğiz. Galat ve Tuna Nehri sahillerindeyiz. Osmanlı gönül coğrafyamızda adım adım tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Galiti, Romanya'nın doğusundaki tarihi Moldova bölgesinde bulunan Galata bölgesinin baş şehridir. Şimdi ben sizin için hazırladım, gördüm listedeki bazıları aile şeklindesiniz. Ben hazırladım, hepsini koyamadık ama şimdi vereceğim beyefendinin eline. Burada bütün Aşağı Tuna Avrupa bölgesinin haritası var. Bu da iki taraflı. Tuna ile ilgili bir yazı. Benim yazımı da arkasında milletimin sesi. Bu koyarsam 15 dakika durursanız açılıyor. Bu Yerehon gülü deniyor. Ama Anadolu'nun içinde, yani güneydoğusunda Meyrem Ana Otu ismini taşıyor. 1878-2018 Türkiye-Romanya ilişkilerinin başladığı 140. yılı. Abdullah Gül var. Demirer'i görüyoruz. Kent, Tuna Nehri'nin üzerindeki bir liman kasabası, aynı zamanda Romanya'nın da 8. en kalabalık yerleşkesidir. Kültür ve medeniyet gerçekten araştırılması gerekiyor. Önemli bir yer Aşağı Tuna, geçmişin Galas şehri, Osmanlı gönül coğrafyamız ve Aşağı Tuna'da Aşağı Tuna bölgesi Türk birliğinin merkezindeyiz. Gülten Abdullah Hanım bize bilgiler verdi. Adeta bir kültür merkezi gibi burası. Bayraklar, fotoğraflar, tarihi kitaplar ve Galat'ın tarihine, Tuna boylarının tarihine, Dobruca'nın tarihine ışık tutan arşivler. Araştırma yapmak isteyenleri buraya, Romanya'nın Galat kentindeki Türk birliğine davet ediyoruz. Biz araştırma ve belgesel çekimlerimize Tuna boylarında, Romanya'da devam ediyoruz. Hoş geldiniz Galata. Göremediniz şehrimiz. Çok büyük, güzel. Avrupa'nın en büyük ıhlamur caddesi Galata'da bulunmaktadır. Ayrıyetten üniversitemizde bütün bölümler var. Türkiye'den öğrencilerimiz var. Diğer ülkelerden öğrencilerimiz var. Ayrıyetten de Erasmus projelerinden Türkiye'den hocalar geliyor, burada ders veriyor.
19.100 askerimiz bu topraklarda şehit oluyor. Romanya'nın ilk büyükelçisi, Türk Ocakların kurucusu Abdullah Süfitan Römer, 3 ayrı yerde bu şehitlerin gömüldüklerini yerleri tespit edip şehitlik yapıyor. Maalesef 19.100 şehidimizden sadece 3.500'ün naaşları bulundu. Yollardayız değerli izleyenlerimiz. Osmanlı'nın kültür mirasını Osmanlı'nın de araştırmaya gönül coğrafyamızda devam ediyoruz. Tuna boylarındayız ve dün Gagauzya'dan, Moldova'dan Prut savaşlarının yapıldığı Prut Irmağı üzerinden Romanya'ya girdik. Romanya'nın Galați kentine girdik ve bugün tarihler 6 Haziran 2019 ve şu an Galați kentinden yola çıktık. Yine bir başka Romanya şehri Brail, eski Osmanlıca adıyla İbrail'e gidiyoruz ve İbrail'de Osmanlı Galiçya cephesinde şehit olan şehitlerin ziyaretini yapacağız ve şehitli ziyaret edeceğiz. Gülten İbrahim Hanım, Aşağı Tuna Türk Kültür Araştırma Kültür Derneği Başkanı bize rehberlik yapıyor. Ama gelirken de önemli bir şeye daha şahitlik yaptık. Galați hakikaten önemli. Üç ırmağın birleştiği, daha doğrusu Prut ırmağı ve Ukrayna dağlarından doğan bir başka ırmak Tuna ırmağı ile Galați'da birleşiyor ve Galați'da birleştikten sonra Karadeniz'e akıyor. Prut savaşlarının yapıldığı Gaul sınır kapısından Galați'a girmiştik. Şehitliğe geldik ve şehitliği ziyaret edeceğiz. Toplu mezarımızda 742 kişi yatıyor. Birinci Dünya Harbi'nden düşen şehitlerimiz. Nereden getirilmişler buraya onlar? Galați cephesinden buraya doğru Almanların beraber biz o zamanlardan. Almanlarla beraber. Birlikler buradan geçerken hem Brailada, Slobozya şehrinde ve hatta Bükreş'teki başkentimizde şehit vermişler. 742 şehidin yattığı toplu şehitlik. Evet, toplu mezarımızda. Şehitler, şehitlerimiz, dünyanın birçok bölgesinde şehitliklerimizi belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Kore'den, Türkistan'dan, Hindistan'dan, Afrika, Orta Doğu coğrafyasından, Anadolu coğrafyasından. Tuna boylarındayız. Galiçya cephesi. Önemli bir cepheydi Birinci Han Harbi'nde. 20 bine yakın Mehmetçik katılmıştı Çanakkale Savaşları'ndan sonra. Birçoğu şehit oldu. İsimsiz ve mezarsız şehitliklerde yatıyor. Bugün Romanya'da Galiçya şehitlerimizden 3 ayrı şehitlik var. Onlardan birisi İbrail. Bugünkü adıyla İbrail kenti, Tuna'nın hemen yakınında, Tuna Nehri yakınında, tarihi Galați şehrine yakın bir noktadaki bu şehitlikte çok sayıda şehidimiz metfun. 741 toplu şehit mezarı da hemen burada. Onların ruhu için, Allah rızası için sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. İbrail'den, Tuna boylarından ve Galiçya şehitlerimizin bulunduğu yerden El Fatiha. Brailada'yız. Brailada Osmanlı dönemi ismi İbrail denilen yerdeyiz. Romanya'daki 3 tane şehitliğimizden bir tanesi burada bulunmakta efendim. Şehitliğimizi ziyarete geldik. Kiminle beraberiz bugün burada? Loza Mübadele Vakfı ile beraber ve üyeleriyle beraber bugün işte Ukrayna, Moldova ve Gagauzya ziyaretimizden sonra Bükreş'e giderken yol üzerinde bulunan Brailada'daki şehitliğimizi ziyaret ediyoruz. Başka bir şehitlik daha var. Yol üzerinde buradan yaklaşık 160 kilometre ileride gene bir şehitliğimiz daha var. Diğer bir şehitliğimiz de bugün öğleden sonra Bükreş'te ziyaret edeceğiz. Evet, tarihimiz zengin. Kültürümüz zengin ancak anlatmakta
biraz aciz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Burayı da Türklerin, yaşayanki Türklerimizin mezarları. Ne kadar Türk yaşıyor? Yaklaşık şimdi bildiğimiz kadarıyla Brayla şehrinde yaklaşık bir 30 aile falan kaldık. Yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz. Peki mezarlığınız da burası öyle mezarlığımız mi? Mezarlığımız da burada. Evet. Evet, mezarlığınızı koruyorsunuz. Koruyoruz, temizliyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ama yeter artık şehit vermekten. Galeti, Galeti Limanı, Deniz Tersanesi, ArcelorMittal Galeti Çelik Fabrikası ve maden ihracatına dayanan büyük bir ekonomik merkeze olma özelliğine sahiptir. Galeti kentinin ismi Arapça'da Galat yani kale kelimesinden türetilmiştir. Galeti'nin kökenine dair bir diğer iddia da Sırpça Galak kelimesinden geldiğine dairdir. Kuvaşesku'nun yaptığı bina burada. Bilgi evet. Alacağız şimdi rehberimizden. Evet. İnşaatı nereden kaynaklanıyor, nasıl karar alındığını. Bildiğiniz 4 Mart 1977 yılında Bükreş'te büyük bir deprem olmuştur. 1500 kişi civarında hayatını kaybetmiştir ve aşağı yukarı 300 belki fazla bina zor durumda. Şu anda depreme artık dayanıklı değildir. Ondan dolayı Çavuşesku ve komünist liderleri karar almışlar. Sağlam bir yerde daha sağlam ve bir yönetim binası inşa edilmesi gerekiyor. Ve ona göre bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmayı kazanan genç olan Anca Petrescu mimar kazandığını ve ekibiyle 700 mimar ile birlikte 20 bin işçi çalışan 1983 yılından 1989 yılına kadar inşaatı devam ediyor. 25 Aralık 1989 yılında binanın %90 civarında hazır olduğunu söyleniyor. Yapılırken Çavuşesku, karısı ve diğer komünist yöneticileri her hafta sonunda buraya gelerek talimat veriyorlardı. Beğenmedikleri salonları yeniden talimat vererek yeniden yapılıyor. Dolayısıyla şu anda binanın değerini tespit etmek biraz zor. Bu salonların yeniden yapıldığından dolayı. Fakat tahminlere göre 2 milyar euro civarında bulunmaktadır. Galeti karasal bir iklime sahiptir. Kilisenin yapımı Osmanlılardan, padişahlardan onay alarak dolayısıyla ismi Baratia, Berat, Berat'tan. Yani Berat edilmiş, Baratia yazılıyoruz, o Berat. Bu Katolik Kilisesi. Kentte yıl boyunca 4 mevsimde yaşanmaktadır. Yazları bazen 35 dereceye aşan sıcaklıklar ile çok bunalıcı olabilen kent, kışları ise soğuk ve kuru bir iklime sahiptir. Bu mevsimde gece sıcaklıkları bazen -10 derecenin altına düşer. Galeti'ye ulaşım ise en uygun yol, Bükreş'e direkt uçuşla geldikten sonra buradan düzenli seferler düzenleyen otobüslerle yolculuğa devam etmektir. Ayrıca Galeti'ye yine Bükreş'ten tren seferleri düzenlenmektedir. Çavuşesku'nun sonunu getiren İhtilal Meydanı burası ve burada toplanan halk 17 Aralık 1989 yılında Çavuşesku'yu devirirler ve halk ihtilali olur ve burada bu toplantı yapılır. Ve bulunduğumuz yer Romanya tarihi için önemli, modern Romanya'nın kuruluşunda, sosyalist Romanya'nın yıkılışında önemli rol oynamıştır Çavuşesku'nun devrildiği meydan. 1989 yılında Aralık'ın 22'sinde büyük miting düzenlenmiştir. Aşağı yukarı 10-15 bin kişi katılmıştır. Çavuşesku Komünist Partisi tarafından düzenlenmiştir. Çavuşesku'ya destek vermek amacıydı. Fakat bu meydan buralarda değil mi? Bu meydana doluydu. Ve burada sonun başlangıcı oldu. Bir bomba patlaması oldu. Ondan sonra
katılan, mitinglere katılan vatandaş Çavuşesku'ya karşı, yani saraya karşı müdahale ediyor. Müzeler kenti burası. Kaç müze var bu? Bu bölgede arkamızda kalan toplam koleksiyon, sanat, 3-4 tane müze var. Sanat koleksiyonları müzesi, arkamızda müzik müzesi, George Enesco, Romenlerin en meşhur müzisyen, bestekar ve her sene bu tarafta gördüğümüz her sene senfonik müzik festivali düzenlenmekte. İhtilal anıtı Göresun aşağıda siyahla ölenlerin yani şehitlerin isimleri yazılı aşağıda. Osman Paşa Plevne kuşatmasından sonra buraya geldiğini Roman subay eşliğinde ve Rusya'nın çocuklar daha güçlüydü, ordusu daha güçlü. Bir dönem burada kaldığını, ondan sonra Moskova'ya gönderildiği bildiğiniz tarihten bir sene Rusya'da esir olarak kaldı. Bir sene sonra yeniden İstanbul'a ve Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı görevlerinde bulunmuştu. Sarayın içerisi, Bükreş Kervansarayı. Evet, Kervansaray, Osmanlı dönemine ait Kervansaray'ın, Bükreş Kervansarayı'nın içerisi restoran tarihine girmiş. Bir devralen programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Osmanlı'nın izinde gönül coğrafyamızda kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran devralen, 1878 yılına kadar Osmanlı coğrafyası içerisinde çok önemli yere sahip Romanya, Bükreş, Tuna boyları ve bu medeniyetin izlerini araştırdık. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Bir başka devralen programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr